koyduklarımı yemişler. Hemen tedirgin oluyor. O demir üstünde duracağına. Geçsene şu saksıların üstüne ıslanmayasınız. Bak. İşte öyle pisliğiniz yapıyorsunuz. Aşağıda tabii yağmur yağıyor. Şimdi çamaşır yok. Çamaşır oldu mu? Benimkinlere de yapıyorlar onu. Hadi tekrar yıka. Ah, sen cesaretlisin baya baya. Bekliyorsun beni. He? Kaçma kaçma. Şemsiyeler açılmış. Benim burada neye niye gelir hep takla atar bu tarafa bayram bilmem. Esinti yok. Ahmak ıslatan. Bunu ahmak ıslatan derler. Görüyor musunuz bir yerlere bak nasıl buradan diyor. Sakin sakin. Ah Feyza, ne zaman çamaşır toplasan bu mandalları bırakıyorsun ya. Gireyim mutfağa, kalk dedim, kalkmadım. Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Havayı gördünüz mü? Çok güzel yağıyor. Kalk dedim Feyza'ya, kalkmadı. Yumurtayı koyayım da pişireyim bari. Akşam oldu kızım, akşam. Dondurucuya koyduğumuz milföy hamurlarından da çıkardım iki tane. İkişer ikişer koymuştuk zaten. Nasılsınız, iyi misiniz canlarım benim, inşallah iyisinizdir. Herkes evinde sıcacık. Değil mi? Neyse şurada dursun da çöp koyarım. Bak. Şunu da kaldırmadı. Dün yaptığım karnıyarıkta ben dedi yemek yiyeceğim. Niye kızım dedim. Domatesimiz de kalmadı. Şu peynirden de çıkaralım. Sen yiyeceğim, bir yemeyeceğim anne. Of, yemeyeceğim dedim. Karnıyarık koydu tabağın içine. Pek bilir öyle lezzetleri. Üstüne güzelce de kaşar peyniri rendeledi. Bir attı mikrodalgaya, o peynir de üstünde eridi. Tok olanın iştahını kabartçı. Dedim yemeyeceğim, yesen. Şimdilik, şimdilik. Kahvaltı hazırlıyorum, haydi. Ne haydi? O da
fazla geldi. Neyse şimdi yenecek. Ateş pahası zeytinlerde. Sade zeytin değil her şey. Çocuk da ne diyor? Abla diyor daha dur diyor. Yılbaşından sonra diyor. Her şeylere hasret kalacağız. Yiyeceğim peynir al dedim. Ben bu peyniri yemiyorum. Neyse fazla çıkarmayacağım ondan. Az çıkarayım tabakta kalmasın. Ekmek kızartma makinesini de kaldıramıyorum. Belki şey yapar. Ekmeği kızartarak seviyorum. Birazdan bırkalarım onu ben. Başka bir şey yok. Ne olsun, yumurtalarımızı koyduk haşlamaya. Kısayım altını. Valla hava yağınca mecbur bunları buraya aldım. Başka yerde yer yok çünkü. Şunlar kurudu da. Kurutma makinesi alamadık. Ne yapalım? Sağlık olsun. Bunlar Feyza Hanım. Bunlar benim. Ne gitti ya? Hadi kalk. Hakan'ın da başladım. Öteki hırkasına. Bakalım nasıl olacak. Yakaladık. Ben kamerayla odadan geçiyorum. Kendi odasında çekil 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 diyor. Odası, saç kurutma makinesi. Ne oldu? Yine değiştirmiş o odayı. Buraya tokalarını koymuş, cüzdanlarını koymuş. Buraya şöyle küçük karanlık da bir içeride. Yüsükler, küpeler. Boncuklar, tırnaklar. Bunda da öyle. O gün bak, of beraber yaptıydık biz. Gene farklı yapmış o. Kalplerin içine mi koymuş? Fırçalar. Fırçalar, fırçalar. Allah, hojeleri. Arkadır hojeleri arkadaşlarım biri dedi. Her şey şeyinde ya, zamanında. Ben de söyledim Feyza'ya. Burada benim banyo ayakkabılarım. Şeye bayatlar dedim yani. İster istemez. Kutunun birini oraya koymuş da ne var? Ay, aston da mı var bilmem. Aston kokusu geldi burada. Ojeler.
Bayatlayacak. Cildine dedim zarar verir, zarar. Gideyim yumurtalara. Burası gene kaçırıyor, su gene kaçırıyor. Ben anlamadım, gitti. Bina benden bile büyük belki de. Evet. Hani böyle şakır şakır şey yapmıyor da. Ben de bir yer böyle hafif nemli ıslak oldu mu takıntılıyım ya. Şöyle geliyorum, gidiyorum, kuruluyorum orayı. Ne bileyim, taşın üstüne koyduklarımızdan ne oluyor, neden oluyor anlamadım. Gitti ekmek kızartacak mı, kızartmayacak mı, kaldıracağım bunu da. Anam şu börekleri ısınsın diye şey yaptıydı. Onun odasını gezerken. Isınmak bir kelime. Kaynamış bile. İleride böyle kahvaltıya yumurta koyduydu. Bak her şeyin tadını almak için bir şeyleri yaşaman lazım. Yumurtayı soyarken aklıma o geldi. İkimiz de oturduk, içeriye yumurtaları unuttuk. Yumurtanın suyu bitmiş. Kabuğundan böyle tabi tavaya şeye kabın içine değen yer. Kabuk yanmış, yumurtanın şuraları da içine kadar yanmış. Sararmış yani, kömür olacak hali yok ya. Soy dedim, soy. İkimiz de unuttuk. Sevgiden getir, soyalım. Kız o yanı kaşlama yumurta da bir güzel oluyor, bir tatlı oluyor. İşte onu biz unutmasak onun o tadına varmayız. Şimdi soyarken aklıma o geldi. Keşke dibini yaksamıydım. Ama onu yakar ki olan da bu ne olacak? Yani. Ben karnımı doyuracağım kızım şimdi. Sen gel Esiye. Çıkarayım belki kızarır. Sana ya çıkartayım dedim. Ecrin geçen geldiğinde salçalı makarnadan bahsetti. Edepsiz. O salçalı makarna bahsedince aklıma salçalı ekmek geldi. Onu da bunu da ısıtamazsın. Benden olsun kahvaltı kızıma. La ilahe illallah. Akşam olunca o odasını toparladı. Sübürkeyi aldı. Dırrrr gezdi. Sağa sola dedim bırak. Şimdi ben de televizyon seyrediyorum.
Aman kızart hepsini gitsin. Hayır, buzluktan ekmek aldım. Beyza'ya dedim. Geçen gelirken ben bir tane alıyordum. Bu şey olurdu. Adını söyle. Tüketemiyordum. Şimdi Feyza gelince baya baya tüketmeye başladım. Feyza'ya onu dedim. Gelirken anneannem dedim, ekmek al da dedim. 5 tane dedim, 3 güne bir ben gidip fırından alıyordum. O gün de inesin gelmedi. Tek kişi olunca yiyemiyorsun ama bak böyle yanında bir kişi olunca yiyorsun. Uğraşıyorsun da yapmaya. Şimdi yine bir tane ekmek çıkardım. Dışarıda bir tane varmış. Buzluktan ekmek aldım. Feyza da o zaman dedi ki, anneanne dedi, niye 5 tane alıyoruz? Madem buzluğa atıyoruz dedi, alayım 10 tane dedi. Hadi al dedi. Tövbe tövbe. Şimdi bir tane daha çıkarayım dedim. Baktım, Allah Allah. Kız Feyza dedim, geçen 10 ekmek aldım. Burada kaldı 2 ekmek dedi. Kızartıp da yersen bir tane kalır. 2 değil. Yok anam, ben salça süreceğim benimkine. Dikerdi Ankara şey, dikmeli gibi derler ya, böyle bir türkü de var. Onu sürmemiş. Bunları koyayım da. Vallahi salçalanırsan salçalan, seni değiştiriveririm. Ay! Kağıt var diye yanmıyor mu sandın ha Faize? Hakikaten ya, pişirme kağıdını koyuyoruz. Arkadaşlar da demişti ya. En azından her kullandığımızda makinenin şeylerini söküp de yıkamıyoruz yani. Bu salçadan mı sürsem? Ay, salçadan süreyim. Bak şimdi sen yemek yemeye bak. Bir de işin içine acı girdi mi? Hayır, bu acıdan ziyade bir de sabah sabah neden acı canım istediyse acı biber de çıkardım. Demek ki acıkmışım. Süreceğim senden. Hemen bir servis tabağımız. Feyza koklatıyor. Ben yağı çok koyuyorum. Bugün Feyza kahvaltı benden, yarın senden. Ha, yarın ondan olur. Kahvaltıdan sonra biraz uzandım, fazla kaçırmışım. Ekmek kızarmış olunca. Şimdi hemen lahanalarımızı ben haşlayayım. Sarmamızı saralım. Feyza, yukarıdan pirinç alsana bana. Maydanozu da çıkar dolaptan, yıka kızım.
Çıkardan biraz sen kıymalı mı yiyeceksin? Tamam, ikimizinkini ayrı koyacağız. Kıymayı çıkar bana. Bunu yıka canım. Tamam, sen al benimle. Ha. Güzelce iyice yıka. Domates sosu açmıştın sen değil mi? Tamam, domatesimiz yok. Domates sosunu koyalım. O zaman ben kendime az bir şey ayıracağım buradan. Gerisini. Maydanoz da istemiyorsun herhalde. Bana da çok yapma. Sarmayı mı? Evet. Ha, iyi o zaman. Hatta istersen sadece kendine de yapabilirsin. Mellana sarmasını çok sevmiyorum. Öyle mi? O zaman ben kendime yapayım. Tüh, bunu da şey yaptım. Tamam. Soğanı sararız da. Öyle koyarız kızım. Ne bileyim, ben seni şey seversin ya. Sen yaprak seviyorsun. Lahana yenmez mi kızım? Ne kadar? Bu büyüdükçe bunun şeyi değişmiş. Yo, bunun hepsini tamam. Şunu boşalt. Kalmamış sadece onlara, baksana. Sapları kalmış. Ben hep almışım onun şeylerini, yapraklarını, sapları kalmış. Soğan mı şey yapacağım? Esneme Feyza, esneme. Ana. Ben koydum. Annen hırkayı almaya gittiğinde getir. Şey, okul şöyle yapmış. Şu kadar kocaman elini şöyle koymuş. 4-5 resim öyle güzel durmuş mu? Gömlek de sarkıyor. Tüfe bak, çok ben de aldım onu, oraya koydum. Çirkin oradaki. Öyle güzel pozlar verdirmişler ki. Ben de annen o büyük tabloyu bana getirdi sandım da yerini ayarlıyor. Benim o dedi, okul verdi, niye sana vereyim dedi. 4-5 poz çekmişler öyle ama çok güzel o poz verdirmişler. İşte özel okul olunca öyle oluyor. Biz Fatmagil'deyken geçiyorduk, ağzımız burnumuz kayıp çekiyorlardı öyle. Yok canım, Fatma Gül'de de güzel yapıyorlardı. Niye öyle yok diyor? Ya eski fotoğrafların hiçbir güzel yok. Ya sen eski fotoğraflara bakarsan benim zamanımda fotoğraf bile yoktu. Şimdi o her kadar, şey bizim aramızda teknoloji... o kadar fark yok. Sen 50 yıl önce gitmişsin. İlkokula benden 10 yıl önce gittim. Vallahi şimdi teknoloji her sene değişiyor anneanne. 10 yılı bırak sen. Her sene değişiyor. Hadi pirinç al oradan. Aldım işte. Ha, aldın mı? Yıkasana onu. Şimdi domates sosunu. Hemen çok az bir şey, çok değil. Madem sen istemiyor. Yeter. Bu karışık mı yoksa sadece domates mi kızım? Karışık. Biber de mi var? Hı hı, acı o. O zaman sadece domates değil bu ya. Değil dedim ya zaten. Ben sana domates sosu açtım dedim, açtım dedi. Domates sosu işte, domatesli, biberli domates sosu. Sadece domates demedim ki. Ben sana karışık açtım mı demedim, domates sosu açtım tamam, dedim. Tamam, bence ikisi de domates sosu işte. Böyle yapacak bir şey yok. Canım cicim gülüm olmuyor. Biraz da böyle oluyor. Şimdi bu, ben bunu domates sosu diye ben bilseydim neyse açardık. Anneanne karışık olan demiyor bana. Neyse bizim. 5'te kalktı ama uykuyu alamadı işte.
uykuyu alamadı. Ama şimdiki gençler ne yapacaksın? Hepsi aynı. Doğruzluktan salça da çıkarmak lazım. Karabiber, bol nane. Aa, şey koyayım ben buna. Nane koyayım da, reyhan. Dağlar kızı reyhan, reyhan. Bismillah. Pek güzel kokuyor bu da. Yağ koyduk, tuz. Yerdi lahana yağı ama nedense şimdi yemeyiz. Yemeyecek. Yapraklarımızı da haşlayalım. Bunlar da Z kuşağı. Nazar değdi. Sen alttan alırsan iyi. Türkçe olacak. Açamayacağım. Yanına da gelemem bir yere gidemem. Şimdikilere hiç laf söylenmeyecek. Alttan alırsan iyi, almadın mı kötü. Onların istediği olursa iyi, olmazsa kötü. Ne yapacağım? Bu da Z kuşağı. Biz ne kuşağı aldık onu anlayamadım ben. Neydi kız bizim kuşağımız? Bizimki gayret kuşağı. Hiçbir şey değil 13 yaşına. Tövbe tövbe. Resim de geliyor. Az önce Mükü aradı. O da ayrı bir terane. Allah la ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Özlediniz biliyorum da kadın gelemiyor, gelemiyor. Evde iki tane enik var. Önceden bir taneydi. O da bağladı, bağlandı onlara. Bilmiyorum, belki gelebilirim dedi, geç falan dedi. Bugünden için de belli değil. Ararım gene seni dedi, iyi dedim ben de. Bana gel diyor, ben de gidemiyorum. Biz ayakta beklerdik vallahi. Ayakta. Ya ben bunu şimdi söylüyorum, bazı gençler için hakikaten öyleler yani. Onların her dediğini yaparsan iyi. Yapmazsan kötü. Şimdiki gençlik böyle. İzin ister, salarsan iyi, salmazsan o da kötü. Asar suratını, çempirir, gider odasına yatar. Bizim çocukluğumuzda, benim çocukluğumda öyle bir şey yoktu. Biz vallahi gözün içine bakar da ne istediğini anlardır. Bırak odaya kapanacaksın. Zaten nerede ayrı odan, nerede? Nerede ayrı odan? Odaya kapanacaksın. Ayrı oda nerede? Sanki bazıları da bilmiyor gibi
Neyse şimdi gene öfkelenmeyeceğim. Torun ayrımı yapıyorsun. Hayatım ne ayrımı yapıyorum ben? Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Ne ilgisi var? Geldi de döndürdük mü? Gelip de kalan kalır, kalmayana da güle güle derim. Ne diyeyim? Zorla kimse kimseyi tutmaz. Bağlamaz. Vallahi bulamadık biz. Çocukluğumuzda bulamadık. Şimdi bile kaç yaşındayım. Bulamıyorum. Öyle yiyeceksin, içeceksin, yatacaksın. İstediğin zaman gideceksin. İstediğin zaman geleceksin. Bak onu ben bile yapamıyorum. Ya onu ben bile yapamıyorum. Ben. Öyle bir kapı varsa ben de gideyim. Öyle bir kapıya ben de kapak atayım. Bulursam tabii. Tenceremi de şuraya koydum. Zor zor. Ben bundan... Hadi bizim şimdi gördüklerimiz bu. 20 sene sonra onlar ne görecek acaba? Onu merak ediyorum. Z kuşağı ne olacak? 20 sene sonranın şeyleri ne olacak acaba? Onlar neler görecek? Tabii biz görmeyiz de... Gidişat hiç iyi değil. Hiç iyi değil, hiç. Çünkü gelirse de herhalde geç gelecek. Bugün çalışıyor. İşten çıkacak. O da hiç durmaz mübarek. Hava yağıyor, işten çıkıyor. Ortak arkadaşımızın torununun diş dilgiti varmış. Oraya gideceğim dedi. Kızım kaçta geleceksin dedim. Akşama. Kızım akşamın saati yok mu dedim. Ne bileyim ne zaman bitecek dedi. Orada dedi. İşim bitince dedi. Diş dilgi de eğlenceli geç bitir. Sana geleceğim dedi. İyi dedim hadi. Kahvaltıda görürsünüz. Yaprak biraz daha mı haşlasam? İçim var. Yaprak değil. Lahanam da var yani. Neyse bir sarayım da. Allah la ilahe illallah. Ya işte böyle. Biz de vallahi annemiz babamız bir şey biz bir şey isteyip de çoğu arkadaşlar onları farkındalar biliyorlar zaten bizim yaşadığımız şeyler. Ya istemeye bırak ya izin olsun ne olursa olsun kendimize ait. Hayır dediler mi öyle bırak ağzını açmayı laf söylemeyi vurdun mu döndürürdü zaten. Öyle bir lüksün yoktu. Bizim yoktu. Biz öyleydik. Öyle suratını asacaksın da gideceksin içeriye kapanacaksın da. Yok da öyle yok. Şimdikiler ne yaparsan yap, ne kadar hoş tutarsan tut. Aa, kafa aynı hep. Ondan sonra televizyonlarda görüyorsun.
haberlerde. Eline mesleğini almadan hayata kendisini hazırlayıp çalışma hayatını bilmeden aptal saptal kişilerle arkadaş olmalar, evden gitmeler, sonuç 2 sene sonra ben geldim anne. Okusunlar diye işte hep uğraşıyoruz. Yok mu neleri var televizyonda? Şükretmek yok. Bir insan zaten kafasının burnunun dikine gitti mi, ondan hiçbir şey olmaz. Hiç. Zararı kendine. Ne bana olur, ne ötekine olur, ne berikine olur mesela. Vallahi şimdi Z kuşağı diyorlar da herkes dört gözle bakıyor. Çok benim etrafımda da üniversiteyi kazansın da bizim başımızdan gitsin diye. Konuşmamı da şimdi farklı şeylere yormayın da. Normalinde öyle değil mi? Öyle. Aha, Feyza ben yemeyeceğim dedi, kalsın. İçine koyarım şeyi. Yeter bu da. Sarıp ocağın üstüne koyalım. Hiç kimse sormuyor bu değirmenin suyu nereden geliyor diye. Herkes istiyor, önüne hazır. Ver yiyeyim, ört uyuyayım. Gene bayağı kız. Sarmamızı ocağa koyduk. Havayı görüyor musun? Ama mis gibi de toprak kokusu. Mis. 5 dakika içinde sarmamız tamam. Ay. Dışarıda hava mis gibi, hiç soğuk yok. Yağmur yağıyor ama rüzgar da yok. Mis gibi toprak kokusu. Diyeceğim toprak kokusunu nereden duydun kız? Parklardan, ağaç diplerinden. Yani ne yapalım canlarım? Kaçalım gidelim. Bir güzel günümüzün, bir güzel videomuzun sonuna daha geldik. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.